Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün konumuz Çiang kitabımızda 7. bölümün 2. alt bölümü. Aynı değişkenin iki ya da daha çok sayıda fonksiyonunu içeren türev alma kuralları. Rules of differentiation involving two or more functions of the same variable İngilizcesi de. Şimdi fx ve gx gibi iki tane sürekli birinci dereceden türevli fonksiyonlar var elimizde. Yani iki fonksiyonla başlıyoruz. Bunları daha çok fonksiyona genellemek de çok kolay zaten. İki tanesini yapınca ondan sonrasını genellemek kolay oluyor. Buradaki şu C1 dediğim şey C continuous yani süreklinin baş harfi. Bir de birinci dereceden türevli anlamına geliyor. Daha sonra bunu daha da şey yapacağız. Daha da iyi göreceğiz bu küme notasyonunu. Bunlar işte C, sırf C veya C0 dediğimiz zaman sürekli fonksiyonların kümesi anlamına geliyor. Şeydeki C ile karıştırmayın. Kompleks sayılar anlamına gelen C değil, bu fonksiyonlar için bu. Fonksiyonlara da C kümesinde elemanları deyince fonksiyonlara sürekli fonksiyonlar anlamına geliyor. C1 deyince sürekli ve birinci dereceden türevli oluyor. C2 deyince sürekli ve ikinci dereceden türevli oluyor. Böyle gidiyor. Şimdi toplam ve fark kuralı. Sum difference rule İngilizcesi. Nedir? İki fonksiyonun bunların her ikisi de sürekli ve birinci dereceden türevli fonksiyonlar. En az birinci dereceden türevleri var. Dolayısıyla iki fonksiyonun toplamının türevi, türevlerinin toplamıdır. Farkının türevi, türevlerinin farkıdır. Bu anlama geliyor. İşte f üssü x artı g üssü x veya farksa da f üssü x eksi g üssü x şeklinde. Hem toplam hem farkı gösteriyoruz burada çünkü aynı şey yani sonuçta artı varsa toplanıyor, eksi varsa da çıkarılıyor ve aynı sırada türevlerini de alıp ondan sonra toplamak ya da çıkarılıyorsa çıkarmak mümkün, bu şekilde cevap yapabiliyoruz. Yani iki fonksiyonun toplamının türevi türevlerinin toplamıdır, farkının türevi türevlerinin farkıdır şeklinde kuralı söyleyebiliriz. Kanıtına gelince, kanıt proof biliyorsunuz. Şimdi İlk önce herhangi bir n sayısı için, reel sayı n için göstereceğiz. Sonra n'ye sınırlama koymadığımız için tüm x'lere genelleyeceğiz. İlk önce ana tanımla başlayalım. Phi diye genel bir fonksiyon şey yapıyorum, koyuyorum buraya. Yani daha sonra fx, gx'i diğer fonksiyonlar için kullanacağım için burada başka bir phi diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Ve bunun türevi de var. Tabii türevli bir fonksiyon. Phi'nin n'ye göre türevinin tanımı limit delta x bölü delta x sıfıra giderken tanım mı biliyorsunuz? Veya n cinsinden şey yaparsam, tanımlarsam limit x n'ye giderken phi x eksi phi n bölü x eksi n. İşte bu şeyi türevin bu tanımını kullanacağız bu kanıtta. Peki şimdi phi x dediğimiz fonksiyon fx artı gx olsun. Eksilisini de siz yaparsınız. Ben artılısını göstereyim. Eksilisini de siz yaparsınız. Kitapta galiba bu kanıtı vermemiş. Bazı şeylerin kanıtını vermiş, bazılarını vermemiş. Ben vermeyi tercih ediyorum ki ondan sonra siz de alışın diye şey yapın. Tabii eksilisini de ondan sonra yaparsınız. Şimdi fx, fx artı gx olursa ne yapacağız? Şuradaki şu tanımı işte kullanacağız. Buradaki bu türev formülünü kullanacağız. Yani limit x neye giderken fx yerine f artı gx koyacağız. Fx artı gx koyacağız. Dolayısıyla f artı fi dediğimiz şey f artı g iki fonksiyonun toplamı. Fx dediğimiz şey fx artı gx onu f artı g diye de ifade edebilirim. F artı g fonksiyonunun n noktasındaki türev değeri limit x n'ye giderken fx eksi fi n bölü x eksi neydi ya fx yerine fx artı gx koyuyorum. Ve fi n yerine de fn artı gn koyuyorum. X eksi n kendisi zaten olduğu gibi kalıyor. Dolayısıyla limit x n'ye giderken fx artı gx eksi parantez içinde fn artı gn hepsi bölü x eksi n oluyor dolayısıyla. İşte şey bu. Evet. Şimdi limit x n'ye giderken dolayısıyla şimdi bu ana tanımı fx artı gx'e uyguladım. Dolayısıyla bu formülü dönüştüreceğim. Nasıl yapacağız? Gruplayacağım ilk önce. Parantezin içinde ben hiçbir şey yapmadan gruplayacağım. Ne yapacağım? Limit x neye giderken dikkat ederseniz köşeli parantez kullandım burada. Fx eksi fn artı gx eksi gn diyorum. Ve hepsi bölü x eksi n. Sonra
Burada bir aşama aslında daha yazabilirdim ama onu yazmamışım. Siz kendiniz de yazabilirsiniz. Şu x eksine paydasını toplamın iki tarafındaki her bir parçaya dağıtabilirim. Yani limit yine x eksini. Ve artı x eksi gn bölü x ekseni şeklinde yine bu x eksine paydasını paylaştırabilirim. Ondan sonra toplam limitlerin toplamıdır teoremini kullanarak bu limiti içeriye paylaştırabilirim. Nasıl? Limit x n'ye giderken x eksi p artı limit x n'ye giderken gx eksi gn bölü x eksi n. İşte limiti diye paylaştırdım. Peki şimdi bakın bunların her bir parça söylüyor bana. Bunların her birer fx eksi fn bölü x eksi n'nin limiti x n'ye giderken f'nin türevinin n noktasındaki değeri. Limit x n'ye giderken gx eksi gn bölü x eksi n, o da g'nin türevinin n noktasındaki değeri. Demek ki ne elde ettim ben? F üssüne artı g üssüne elde ettim. Yani aslında istediğim sonucu elde ettim. Yalnız bir de genelleme yapmam lazım. Çünkü bu özel bir n noktası için, bir reel sayı n ama özel bir nokta için elde ettim. Çünkü dedik ya, bütün bu limit süreklik türev hepsi noktasal özellikler. Yani her seferinde bir nokta için bakıyorum aslında buna. Ondan sonra genelliyorum. N'ye herhangi bir kısıt koymadığım için de hiçbir şey demedim. N'ye pozitif demedim, negatif demedim. Tüm reel sayılar olur dedim. Herhangi bir reel sayı seçtim içinden. N herhangi bir reel sayıyı temsil ediyor. Ve N'ye hiçbir kısıt koymadığım için tüm reel sayılar, tüm N reeller için, dolayısıyla da tüm reel x'ler için göstermiş oldum. Yani fx artı gx'in türevi f üssü x artı g üssü x. Yani f'nin türevi artı g'nin türevidir. İşte size tam bir kanıt. Bu kanıtlara da çalışın. Sınavda da sorarım. Gösterdiğim şeyi sorarım. Göstermediğim şeyi sormam biliyorsunuz ben. Devam edelim. Eksilisini de siz yapın egzersiz olarak. Şimdi bu aynı şeyi, formülü 2'den çok fonksiyon için tabii ki şey yapabiliriz. Yani 2 tane değil de 3 tane fonksiyon varsa ne olur ve bunlar toplanıyorlarsa işte 3 fonksiyonun toplamının türevi de türevlerinin toplamı olacaktır. Bunları ikisini bir yapıp ondan sonra birini tek başına bırakıp yine ikili formül şeklinde böyle açabilirim. Bunun da kanıtını yapabilirim. Onu artık yapmadık ama çok basit bir şey. Yani mesela fx artı gx'e fx deyip fx artı hx'in türevi nedir? Fi'nin türevi artı h'nin türevidir. Fi'nin türevi nedir? F'nin türevi artı g'nin türevidir deyip oradan bunu açabilirim. Eksi ise de eksi. Hangisinin başında artı varsa türevinin başında da artı olacak. Hangisinin başında eksi varsa türevinin başında da eksi olacak. Yani her türlü polinomu mesela bu şekilde açabilirim. Şeyini, türevini alabilirim. Yani tek tek monomlarının, tek terimlerinin türevlerini alıp toplayarak yapabileceğimi gösteriyor bu. Bir tane örnek görelim. Y eşittir mesela 14x küp. Nedir bunun türevi? dy bölü dx. 3'ü başa indireceğiz. 3 kere 14, 42. 3'ten 1 çıktı. 42x kare. Tamam. Şimdi y eşittir 14x küpü aynı zamanda 5x küp artı 9x küp olarak da yazabilir. 9, 5 daha 14. Tamam, doğru. 9, 5x küp artı 9x küp 14x küp. Güzel. Bunun türevi, bu 5x küp artı 9x küpün türevi bu formüle göre her birinin türevini alacağım. 5x küpün türevi 3'ü başa indirince 3 kere 5 15. 3'ten 1 çıktı 2 15x kare. 9x küpün türevi de 3'ü başa indirdim. 3 kere 9 27. 3'ten 1 çıktı 2 27x kare. 27 15 daha 42 27 10 37 5 daha 42 doğru 42x kare. Aynı şekilde işte böyle bulabiliyoruz. Bir başka örnek. İşte y eşittir 2x küp artı 13x küp eksi x küp şeklinde olursa bunları hepsini toplayıp yapmak da olabilir. Ama tek tek türevlerini alıp toplayabilirim de. 2x küpün türevi 6x kare. 13x küpün türevi 39x kare. Eksi x küp de eksi 3x kare. Başa indirip 3'ü 1 eksilince işte eksi 3x kare. Ne etti? 39'dan 3 çıktı. 36, 6 daha 42, 42x kare. Bakın bu şekilde pekala olabiliyor. Genel olarak tüm polinomlar için işte ax kare artı bx artı c şeklinde bir ikinci dereceden polinomum varsa ne olur? 2'yi başa indiririm. 2 ax olur. bx'in türevi b'dir. C'nin türevi de 0'dır. Dolayısıyla 2 ax artı b elde ederim. Gayet kolay değil mi? Bir başka polinom.
7x üzeri 4 artı 2x küp eksi 3x artı 37. Bunun türevini alacaksam 7x üzeri 4'ün türevi 4 kere 7 28x küptür. 4'ten 1 çıktı 3 tamam 28 x küp. 2x küpün türevi 3'ü başa indirdim. 2 kere 3 6 x kare 6 x kare. Eksi 3x'in türevi eksi 3 o da burada. Artı 37'nin sabitin türevi de 0 o da burada. Deyince hepsini işte 28 x küp artı 6 x kare eksi 3. İşte şu polinomun yani 7x üzeri 4 artı 2x küp eksi 3x artı 37'nin türevi de 28 x küp artı 6 x kare eksi 3. Güzel. Bir tane de iktisadi örnek görelim. Economic example İngilizcesi. Toplam maliyet fonksiyonu. Total cost function. Keşke bunun İngilizcesini yazsaydım. Başka bir yerde yazdım ama burada yazmamışım. Burada yersizlikten herhalde. Toplam maliyet fonksiyonu total cost function TC nedir? İşte CQ diye gösterilir. Böyle bir fonksiyonla gösteriyor. C cost'un C'si. TC daha güzel çünkü total cost toplam maliyet olduğunu daha iyi ifade ediyor ama kitapta C ile gösteriyor bunu. Peki toplam maliyet fonksiyonu buysa CQ ise marjinal maliyet fonksiyonu da MC olarak adlandırılır. Marginal cost function, marginal cost. O da ne? İşte toplam maliyetin türevidir. C sükudur o da. Toplam sabit maliyet dediğimiz şey de total fixed cost sabit olan kısmıdır. O da 75 bu örnekte. C neymiş toplam maliyet? Q küp eksi 4 Q kare artı 10 Q artı 75'miş. Buradaki toplam sabit maliyet total fixed cost 75. Şuradaki sabit işte. Türevi alınca, marjinali alınca o toplam şey sabit maliyet mi sabit kısmı yok. Çünkü sabitin türevi sıfır. Dolayısıyla sabit maliyetler marjinal maliyetleri etkilemiyor. Bu da buradan gördüğümüz bir yan ürün aynı zamanda. Peki ne yapacağız marjinal maliyeti bulmak için? Şu toplam maliyetin türevini alacağız. Q küpün türevi 3Q kare eksi 4Q karenin türevi 2 başa inince 2 kere 4 8 eksi 8Q tamam. Artı 10Q'nün türevi de 10 artı 10 75'in türevi 0. Bunu yazmaya gerek yok. Aslında türev alırken belki yazıp sonra şey yapmak, yani toplayınca yok etmek daha da iyi olabilir. Türev almaya hani alışmak için. Peki o zaman marjinal maliyet fonksiyonu yani toplam maliyetin Q'ye göre, miktara göre türevi neymiş? İşte 3Q kare eksi 8Q artı 10'muş. Bu da marjinal maliyet fonksiyonu. Çok çok kullanacağız bunları. Peki. Şimdi. İlginç yerlere geliyoruz. Şimdi bakın burada çizimler var. Çeşitli toplam fonksiyonlar ve marjinal fonksiyonlar. Yani ilkel fonksiyonlar ve onların türev fonksiyonları. Bunu üniversite sınavlarına falan da hazırlanırken testlerde falan herhalde bol bol yaptınız böyle şeylerden diye tahmin ediyorum. Yani bir fonksiyon şey buysa mesela yol buysa hız nedir gibi fizikte. Hız çünkü yolun türevidir. İvmede hızın türevidir. Bu şekilde de bakabiliriz. Fizikteki birçok şeyi de böyle görebiliriz. Burada da işte birer şey vermiş. Yani herhangi bir matematiksel fonksiyon. Bunlar maliyet gibi de olabilir. Başka bir şey yorum katabiliriz. Yani iktisadi fonksiyonlar olarak da yorumlayabiliriz bunları. Veya fizik veya başka herhangi bir bilimin modelleri olarak yorumlayabiliriz bunları. Sonuçta matematiksel fonksiyonlar. Toplam fonksiyon, total function. İlkel fonksiyon dediğimiz şey bizim. Toplam fonksiyon veya ilkel fonksiyon türevini almadan önceki ham hali fonksiyonu bize verilmiş olan yani davranışın aslını gösteren fonksiyon. Marjinal fonksiyon, marginal function veya türev fonksiyonu, derivative function, onun türevi. Toplam yani ilkel fonksiyon bir fonksiyonsa onun türevi de bir fonksiyon olacaktır sonuçta. Ama o fonksiyon öbürünün yapısını şey yapmayacaktır. Daha basit, daha başka, daha alt düzeyde bir fonksiyon olacaktır. Bakalım. Bu arada başka kavramlar yumuşaklık, smoothness. Yani bir fonksiyonun üzerinde şurada olduğu, üçüncü şıkta, üçüncü resimde olduğu gibi köşeler falan olmaması. Yumuşak. Bakın doğrusal fonksiyonda yumuşak. Şuradaki parabol de yumuşak. Hepsi yumuşak gayet. Şey, köşe meşe yok üzerinde. Ama üçüncüde öyle değil. Bu da bir köşe var. Dolayısıyla bu yumuşak değil. İlk ikisi yumuşak fonksiyonlar, üçüncü yumuşak değil. Sertlik numbness, yumuşak olmama diye söyleniyor. Üçüncüsü sert bir fonksiyon veya yumuşak olmayan bir fonksiyon. Niye? Çünkü köşe yapıyor. Süreklilik, continuity biliyorsunuz.
diyorsunuz. Yani elimizi kaldırmadan çizebilmek. Türevlilik differentiability yani türevi alınabilmek. Sürekli türevlilik dediğimiz zaman hem sürekli olmak hem türevli olmak. İşte şimdi şu notasyonu görelim. F fonksiyonu elemanıdır. C0 dediğim zaman gibi. Buradaki C dediğim gibi şeyle ben karıştırmayayım. Bu cost da demek değil. Maliyet anlamına da gelmiyor bu. Kompleks sayılar da değil. Kompleks sayılar da bir de çizgi çekip buraya. Dolayısıyla bu C continuous'un baş harfi yani sürekli fonksiyonlardan bahsederken sürekli fonksiyonlar mesela anlamına geliyor C. C0 deyince de sadece sürekli fonksiyonlar ya da sadece C deyince sürekli fonksiyonlar. C elemanıdır C'nin veya C0'ın deyince F'nin sürekli bir fonksiyon olduğunu anlıyoruz. F elemanıdır C1 deyince F'nin sürekli ve bir derece türevli, birinci dereceden türevli fonksiyon olduğunu anlıyoruz. F elemanıdır C2 deyince F'nin sürekli ve iki kez türevli yani hem türevi alınabiliyor hem de türevinin türevi alınabiliyor anlamına geliyor. Oraya da geleceğim. Ve F elemanıdır C sonsuzun dersek bu da var çünkü F sürekli ve sonsuza kadar türevi alınabiliyor. Yani türevi, türevinin türevi, türevinin türevi, türevinin türevi böyle sonsuza kadar türevini alabiliriz anlamına geliyor. Türevi sonsuz anlamına gelmiyor. Sonsuza kadar türevini alabiliriz anlamına geliyor. Bunları iyi anlamak lazım. Peki şimdi şuradaki resimlere bir bakalım neymiş bunlar, ne oluyor? Burada bir takım fonksiyonlar var ve türevleri var. Y eşittir 1 artı 1 bölü 2x. Doğrusal bir fonksiyon. Total işte total toplam demek. Toplam fonksiyon bu. Bunun marjinali yani türev fonksiyonu nedir? 1'in türevi 0, 1 bölü 2x'in türevi de 1 bölü 2. Yani türev fonksiyonu 1 bölü 2 sabit. İşte 1 bölü 2'den sabit geçen sabit. Yani y eşittir 1 bölü 2 fonksiyonu. Dy bölü dx eşittir 1 bölü 2. O bu. Türevi sabit. Türevi sabit bir fonksiyonsa zaten toplamı veya ilkel fonksiyonu da doğrusal bir fonksiyon olacaktır. Doğrusalın türevi sabittir. Peki şurada ne var? Burada bir parabol var. Y eşittir 1 bölü 6 x. Ha yok parabol bile değil. Daha bile yüksek. Üçüncü derecedenmiş bu. Yani parabol zannettim ama x küpmüş bu. Aşağıdaki parabol o x kare. Ha şimdi y eşittir 1 bölü 6 x küp eksi 10 x artı 50. Güzel. Bu toplam fonksiyon veya ilkel fonksiyon dediğimiz şey. Genellikle matematikte ilkel fonksiyon, iktisatta toplam fonksiyon kullanılır. İktisatta da türeve marjinal diyoruz biliyorsunuz. Ama marjinal değişim oranına da denebiliyor. Yani kaba ölçüyorsak marjinal değişim oranı oluyor, hassas ölçüyorsak türev oluyor biliyorsunuz. Peki şimdi y eşittir 1 bölü 6x küp eksi 10x artı 50. 3. dereceden bir fonksiyon çizince böyle oluyormuş bu. Minimum var işte o da burada. Aslında bu fonksiyonu devam etsek öbür taraftan S gibi çizecek. Yani bir de tepesi var bunun öbür tarafta ama çizmemiş onu görmüyoruz. 3. dereceden olunca 2 kıvrımı oluyor bir de dönüm noktası oluyor. Şimdi 1 bölü 6x türevini alalım bunun. 3'ü başa indirince 3 bölü 6 x kare oluyor. 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 x kare. Eksi 10x'in türevi eksi 10. O da bu. 50'nin türevi 0. Tamam. O zaman bunun türev fonksiyonu 1 bölü 2x kare eksi 10. Çizdiğimiz zaman işte bir parabol çıkıyor. Şurada bir parabol var. Bu parabolün de devamı var tabii ama onu çizmemiş. Böyle bir tam bir yuvarlak şey bir parabol çiziyor. Ama burada sadece buradaki kısmını çizmiş. Sıfırdan büyük kısmını pozitif kadrandaki pozitif çeyrekteki kısmını çizmiş. Peki. Çok güzel. İşte şeyi ne derler? İlkel fonksiyon ve türev fonksiyonu, toplam fonksiyon ve marjinal fonksiyonunu görüyoruz. Şurada köşeli fonksiyon ilginç. Bu daha ilginç. Diğerleri daha hani polinomlar işte daha belirgin şeyler, bildiğimiz şeyler de bu köşeli fonksiyon bir yerde görmüştük dikkat ederseniz. Türevsiz olma durumunda görmüştük. İşte onun belki aynısı, belki de benzeri. Sonuçta onun türev fonksiyonunu da görelim. Y bu bir parçalı fonksiyon. Y eşittir. Yani mutlak değerle de ifade edilebilirdi veya şöyle parçalı olarak da ifade edilebilir. Y eşittir 5 eksi x. X küçük eşit üçgen. Y eşittir x eksi 1. X büyük üçgen. Üç iken yani. Bu şeyin ne derler? Fonksiyonun ifadesi. Türevlerini aldığımız zaman 5 eksi x'in türevi eksi 1. 5'in türevi 0, eksi x'in türevi eksi 1. Yani x 3'ten küçük olduğu yerlerde şu fonksiyon zaten 5 eksi x işte. 5'ten başlayıp aslında 5'ten başlamıyor. Daha yukarı sonsuzla, eksi sonsuzla, artı sonsuz arasında 5 eksi x deyince sadece pozitif tarafını çizmiş. Dolayısıyla 5 eksi x'in türevi eksi 1.
O işte eksi sonsuzdan 3 noktasına kadar eksi 1 sabit fonksiyonu olarak geliyor. Aslında eksi sonsuzdan buraya kadar geliyor bu. Peki x eksi 1'in türevi ne? X'in türevi 1, eksi 1'in türevi 0. Demek ki x eksi 1'in türevi de 1. Demek ki 3'ten büyük değerler için de fonksiyon, yani türev fonksiyonu, dy bölü dx fonksiyonu, yani f üssü x fonksiyonu 1 değerini alıyor. O da güzel. İşte bakın çizgi yazmış da burada. Tam bu noktada 3 noktasında ne oluyor? 3 noktasında sorun var. Niye? Çünkü sağdan soldan türevi birbirine eşit değil. Tam bu 3 noktasında fonksiyon kırılıyor, şey yapıyor, köşe yapıyor. Bu noktada türevi yok. Daha evvel de tartıştık. Bu noktada sonsuz teğet geçiyor. Eksi 1 ile artı 1 arasında eğimi olan tüm doğru parçaları buna teğettir. Dolayısıyla tek bir teğeti, tek bir türevi yok. Hiçbir türevi yok. Tanım sağdan soldan türevleri şeyde farklı olduğu için biri eksi 1, öbürü 1. Burada tanımsız. Kitapta buraya bir nokta koymuş. Ama hayır, o noktayı silmek lazım. Ben burada yaptım ama birazcık kenara kaymış. Burada şey var. Sunumda daha iyi göreceksin. Ben bunun üzerine boş bir yuvarlaklı kapattım. Çünkü tam bu noktada türev fonksiyonu tanımlı değil. Türev yok orada çünkü. O noktada hiçbir şey yok. Tam o noktada bir boşluk var. Şuralarda ise yarım ay koymamız lazım aslında. Şu eksi 1 ve artı 1'in 3'e karşılık gelen yerlerine yarım ay koyup buraya da boşluk koymamız lazım. Yani burada sıfır değil bunun türevi. Hiçbir şey değil. Tanımlı değil türevi bu noktada. Kitapta sanki bu noktada türevi değeri sıfırmış gibi koymuş ama değil. Burada böyle bir dolu nokta yok. Burada bir boşluk var. Boş nokta var. Boş bir delik var orada. Ona da dikkat. Peki, devam edelim. Şimdi geldik çarpım kuralına. Ha. Neymiş çarpım kuralı? Product rule İngilizcesi. Fx çarpı gx, yani iki fonksiyonun çarpımının türevi. Neymiş bu? Birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi. Ya da birincinin türevi, ben öylesini daha tercih ediyorum. Nasıl isterseniz, zevk meselesi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani f üssü x gx artı f x g üssü x gibi de yazılabilir bu. Gördüğünüz gibi, yani yerlerini değiştirince öyle de yazılabilir. Nasıl isterseniz, hangisi kolayınıza gelirse. Ya da buradaki gibi de hani verdiğiniz gösterimi fx çarpı dgx bölü dx artı gx çarpı dfx bölü dx şeklinde daha uzun da yazılabilir. Veya işte şöyle benim tercih ettiğim f üssü x dx artı fx çarpı g üssü x şeklinde de yazılabilir. Bir iki örnek görelim, sonra kanıtını yapalım. Fonksiyonun türevini hep aynı şey zaten, değil mi? Y eşittir 2x artı 3 çarpı 3x kare. Burada bir çarpım var. Hani bunu içeriğiyle çarpıp ondan sonra türevini de alabilirim. Olmayacak şey değil. Nitekim bakın şurada alttaki önde yapmış fx çarpı gx'i 2x artı 3 ile 3x kareyi çarparsam 2x çarpı 3x kare 6x küp eder. Artı 3 kere 3x kare de artı 9x kare eder. Bunun da toplam kuralından türevini alırsam 3'ü başa indirince 3 kere 6 18, 18x kare artı 2'yi başa indirince 2 kere 9 18x. Yani 18x. Yani bunun türevi 18 kare artı 18x'tir. Çarpım formülüne ihtiyacım yok. İçeriyle çarparak da yapabilirim. Ama her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Bazen çarpım formülünü kullanmak çok daha kolay olabilir. İçeriyle çarpmak bilen dertli olabilir bazen. Onun için de her durumda çarpım formülünü öğrenmemiz lazım. Peki nedir? Fx işte soldaki çarpan 2x artı 3. Fx sağdaki çarpan da 3x kare. Güzel. Fonksiyon bunlar. Formül ne diyor? İki fonksiyonun çarpımının türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevidir. Yani ya da buradaki şekliyle birinci çarpı ikinci türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi şeklinde yapmış. Birinci 2x artı 3, fx'in kendisi 2x artı 3 çarpı ikincinin türevi, ikinci kim? 3x kare. 3x karenin türevi 6x. Yani 2x artı 3 çarpı 6x artı. Sonra ne geliyor? Bir ikincisi çarpı birincinin türevi. İkincisi ne? 3x kare. Birinci 2x artı 3. Onun türevi ne? 2. 2x'in türevi 2. 3'ün türevi 0. 2x artı 3'ün türevi 2. Dolayısıyla bunları da şey yapınca işte 3x kare çarpı 2 oluyor. Bu çarpımları yapınca 2x çarpı 6x nasıl oldu? Evet. 2x çarpı 6x 12x kare. 3 çarpı 6x 18x. 3x kare çarpı 2 de 6x kare, 12x kare artı 6x kare, 18x kare. Bir de 18x var, işte 18x kare artı 18x. Aynı mı? Demin bulduğumuz içeriğiyle çarparak
bulduğumuzla aynı, dikkat ederseniz. Yani çarpım formülü de çalışıyor. Peki şimdi kanıtını görelim bunu. Bunun kanıtı biraz daha zor öbürüne nazaran. Bir şeyi görmek gerekiyor. Evet. Kanıt, proof nedir? İşte yine ilk önce herhangi bir ne için göstereceğiz, reel sayı ne, sonra bunu genelleyeceğiz x'lere. Yine phi fonksiyonu diye bir fonksiyon alıyorum. Phi dediğim benim ne olacak? Fx çarpı gx olacak bu sefer. İki fonksiyonun çarpımına phi x fonksiyonu diyeceğim. Phi'nin türevinin n noktasındaki değeri limit delta x sıfıra giderken delta phi x bölü delta x'tir. Tanımını yazıyorum, hatırlatıyorum kendime. Eşittir limit x n'ye giderken phi x eksi phi n bölü x eksi n. İşte bu formülü kullanacağız. Bunu niye yazdım? Kendime hatırlatmak için, kitapta yazmıyor bunu. Aslında yazsa iyi olmuş. Peki bazen de yazıyor galiba. Bilmiyorum burada yazmış mı. Ben her zaman yazmayı, yani ilk önce ana formülü yazıp oradan buradaki sorunu uygulamayı, yani soruya uygulamayı tercih ediyorum. Peki phi x fx çarpı gx olsun. O zaman phi x eksi phi n bölü x eksi n'yi almam lazım benim. Onun limitini almam lazım. Yani fx çarpı gx'in x'e göre türevinin x n noktasındaki, x eşit n noktasındaki değeri, bakın burada uzun uzun yazmış. Güzel, bu da çubuğu çekmiş buradan, çizgiyi çekmiş. Altına x eşit n demiş. Yani x n'ye giderken bunun türevi, x n noktasındaki bunun türevi anlamında. Nedir bu? Limit x n'ye giderken kimdir? Phi x yerine fx çarpı gx koyacağım. Güzel. Phi'nin yerine koyacağım. Fn çarpı gn, her birinin n noktasındaki değerlerin çarpımını koyacağım. Yani neyi elde edeceğim? Fx çarpı gx eksi fn çarpı gn bölü x eksi n elde edeceğim. Limit x n'ye giderken. Güzel. Pekala. Şimdi. Burada bir ufak üç kağıt, bir ufak numara yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu parçalayabilmem lazım benim burada. Yani o istediğim çarpımı henüz göremiyorum. O istediğim türevlerin çarpımını falan elde edebilmem için buraya, araya bir şey sokuşturuyorum. Ne sokuşturuyorum? Fx çarpı gn sokuşturuyorum. Şu yazdığım ifadenin ortasına, pay kısmına, üst tarafına. Artı eksi, çünkü bir şeyle toplarsam o şeyi çıkarmam da lazım. Şu eşitliğin bozulmaması için, bu formülün bozulmaması için şeyiyle topluyorsam onu çıkarmam da lazım. Bir şeyle yapıyorsam onu bölmem de lazım ki buradaki ana eşit, ana formül bozulmasın. Matematikte çok kullanılan bir üç kağıttır, çok kullanılan bir yöntemdir bu. İstediğim eleman yoksa onu araya sokuşturmak için toplayıp çıkarabilirim aynı şey. Veya o şeyle çarpıp bölebilirim. O zaman da o eşitlik değişmez. Ya da o formül değişmez ama istediğim o şeyi sokuşturmuş olurum oraya. Peki, güzel. Şimdi ne sokuşturmak istiyorum? Fx çarpı gn sokuşturmak istiyorum araya. Niye? Çünkü oradan ondan sonra o çarpanları falan ayıracağım. Burada yeteri kadar malzeme yok elimde çarpımı yapabilmek için. Burada işte görmesi zor olan şey, niye fx gn çarpıyoruz, şeye topluyoruz veya çıkarıyoruz meselesi. Veya fn gx ile de olabilirdi aslında. O zaman öyle de çıkar. Denerseniz öyle de olabileceğini göreceksiniz. Ama kitapta yaptığı gibi biz böyle fx çarpı gn toplayıp çıkaralım. O zaman ne oluyor? Bu ifadenin pay kısmı fx gx eksi fx gn artı fx gn, bakın çıkarıp topladık. Ve eksi sondaki fn gn. Ve hepsi bölü x eksi n paydası aynı. Güzel. Şimdilik daha limitle uğraşmıyorum. Şimdi bunu dönüştürmekle uğraşıyorum. Sonra limitini alacağım. Şimdi burada ne var? Fx gx eksi fx gn var. Paydada da x eksi n var. O zaman burada fx'i çarpana alıp bunu fx çarpı gx eksi gn bölü x eksi n şeklinde yazabilirim. İlk iki üstteki iki terimi alıp paydayı da alınca x eksi n'yi, bunları fx çarpı gx eksi gn bölü x eksi n şeklinde yazabilirim. Artı yukarıda iki terim daha kaldı. Onlar ne? Fx gn eksi fn gn. Burada da gn ortak. Gn'yi çarpana alayım. Artı diyeyim. Gn çarpana alınca ne kaldı? Fx eksi f bölü x eksi n. İşte bu. Çok güzel. Şimdi iki tane çarpımdan oluşan parça halinde, bir toplam halinde bunları. Şimdi ne yapacağım? Limitini alacağım. Çünkü şimdi limitle türev aldığıma göre türev bir limit. Bunun limit x eksi x n'ye giderken türevini almam lazım bu ifadenin.
ifadeyi dönüştürdüm. Yani f x eksi f n g n bölü x eksi n'yi araya istediğim şeyi sokuşturdum ve bu şekilde bir iki çarpımın toplamı olarak yazdım. Çok güzel. Şimdi bunun limitini almam lazım türev olabilmesi için. O zaman yani fx gx'in türevi x n noktasındaki değeri nedir? Limit x n'ye giderken, değil mi? Şuradaki onu da yazmamış. Aslında onu da yazmasaymış iyi olurmuş. Ben belki dönüştürürüm, yazarım onu, bilmiyorum. Yani şu ifadenin şu fx çarpı gx eksi gn bölü x eksine artı gn çarpı fx eksi fn bölü x eksinin tamamının limitini alıyor x n'ye giderken. Sonra ne yapıyorum? Sonra toplamın limiti, limitlerin toplamıdır kuralını kullanarak şu toplamın içine dağıtıyorum limiti. Yani limit fx çarpı gx eksi gn bölü x eksine artı limit gn çarpı fx eksi fn bölü x eksine oluyor. Sonra çarpımın limiti limitlerin çarpımıdır teoremini kullanarak da bu her bir çarpıma limitleri dağıtıyorum. Ne oluyor? Şuradaki sonuç oluyor. Kitap biraz atlayarak gidiyor. Ben tahtada anlatırken bunları yazarım aslında da burada da olmasa bir iki şey ekleyeyim. Çok çabuk atlamış gitti burada oradan oraya. Ha, şimdi o zaman limitleri de böyle dağıtınca içeri ne oluyor? İşte limit fx x n'ye giderken çarpı limit x n'ye giderken gx eksi gn bölü x eksi n artı limit gn x n'ye giderken ve limit x n'ye giderken fx eksi fn bölü x eksi n. Böyle şuradaki iki çarpımın toplamının hepsine limitleri dağıtmış oluyorum. Ama bunu yaparken bir sürü aşama yapıyorum aslında. Yani toplamın limiti formülünü kullanıyorum, çarpımın limiti formülünü kullanıyorum, değil mi? Evet. Sonuçta bu şekilde dağılıyor. Buraya kadar geldik mi? Geldik. Güzel. Bunların hepsini aslında çok basit bir deyimle özetlemek de mümkün. Limit de türev de doğrusal işlemcidir dediğimiz zaman aslında linear operators, doğrusal işlemciler. O zaman işte bunların hem şeye yani ne derler toplamaya göre hem de çarpmaya göre kapalı olduğunu yani toplamın limitinin limitlerinin toplamı, toplamın türevinin toplamın limitlerinin şeyi ve çarpımın bir sabit daha doğrusu çarpımın limitinin de limitlerin çarpımı olduğunu ifade etmiş oluruz. Şeyde türevlerde sadece sabitle çarpımda çalışır. İki fonksiyonun çarpımının türevinin öyle olmadığını zaten gördük. Şimdi ispat ediyoruz onu. Kanıtlıyoruz. Peki şimdi buraya kadar geldik. Limit çarpı limit artı limit çarpı limit olarak elde ettik. Şimdi bu limitleri teker teker bakalım. Şimdi kimmiş bunlar? Limit fx x n'ye giderken nedeni? Tamam. Her birinin limiti var. Her biri türevli fonksiyonlar zaten bunlar. Yani sürekli o zaman. Türevliyse haydi sürekli biliyorsunuz. Sürekliyse türevli olmak zorunda değil ama türevliyse zaten sürekli olmak zorunda. O zaman limitli olmak zorunda. Yani fx ve gx baştan türevli olduklarını varsayarak başlıyoruz zaten. Dolayısıyla limit fx x n'ye giderken fn. Peki limit gx eksi gn bölü x eksi n x n'ye giderken nedir? G'nin türevinin n noktasındaki değeri g üssü n işte bu. Dolayısıyla ben ne elde ettim? Fn çarpı g üssü n elde ettim. Artı limit gn x n'ye giderken sabit gn'nin kendisi. Tamam. Limit fx eksi fn bölü x eksi n x n'ye giderken ne? O da f üssü n. F'nin türevinin n noktasındaki değeri. Ne elde ettim ben? Fn çarpı g üssü n artı gn çarpı f üssü n. Çıktım işte. Ama genellemesini de yapmam lazım. Çünkü bu özel bir n noktası için gösterdim. N'ye herhangi bir kısıt koymadığımız için tüm n'ler reel sayı n'ler. Dolayısıyla tüm reel sayı x'ler için göstermiş oldum. Yani ne oldu? Fx çarpı gx'in türevi fx çarpı g üssü x artı gx çarpı f üssü x oldu. Yerlerini değiştirince f üssü x çarpı gx artı fx çarpı g üssü x şeklinde de ifade edebiliriz. Hangisini severseniz. Evet işte kanıtını da yaptık. Bu da güzel. O zaman devam edelim. Bunun mesela bir iktisadi uygulamasını görelim. Bugünkü ders biraz uzun. 2'den çok fonksiyona bir defa genelleyelim bunu. Yani fx çarpı gx çarpı hx fonksiyonunun türevi nedir dersek orada şu oluyor. F üssü x çarpı gx hx artı fx çarpı g üssü x hx artı fx gx çarpı h üssü x oluyor. Yani her birinin bir kere türevini alıp diğer ikisinin ilkeliyle çarparak topladığımız zaman işte elde ediyoruz. Üçlü hali bu. İsterse onlu olsun hiç fark etmez. Birincinin türevi çarpı diğer dokuzu artı ikincinin türevi çarpı diğer geri kalan dokuzu
artı üçüncünün türevi çarpı geri kalan 9'u filan o şekilde. 10'uncuya kadar gider böyle. Kanıtını yapalım bunun. Bunun kanıtını yaparken şimdi tekrar tabii o deminki uzun işleri yapmamıza gerek yok. Çünkü nedir elimizdeki şey? Burada zaten ikili çarpımın kanıtını yaptık. İkili çarpım buraya üçlüye genelleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bir tane phi x alalım. Kitapta phi x'i gx çarpı hx diye almış galiba. Ama benim burada yaparken kanıtı ben phi x'i fx çarpı gx demişim. Zevk meselesi. Kitaptakine de bakın. Bundakine de bakın. Sonuçta aynı şey. Aynı yere çıktığında göreceksiniz. Bir farkı yok. Sadece hangi ikisini. Yani bir ikisini bunların gruplayıp mesela fx ile gx'i gruplayıp hx'i tek bırak. Veya gx ile hx'i gruplayıp fx'i tek bırakıyorum. Sonuçta üç, ikili çarpımı üçlü çarpıma genelleyeceğim. Fx, fx çarpı gx olursa o zaman fx çarpı gx çarpı hx'i fx çarpı hx şeklinde ifade edebilirim. İlk fx çarpı gx'e fx deyip hx'i de tek başına alıp böyle fx çarpı hx şeklinde ifade edebilirim. O zaman fx çarpı gx çarpı hx türevi de fx çarpı hx'in türevi oluyor. Güzel. İkili çarpımın türevini biliyorum. Neydi bu? Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani fi'nin türevi. Fi'nin fi üssü x çarpı hx artı fi x çarpı h üssü x. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Demin kanıtladığım formülü kullandım. Artık tekrar kanıtlamama gerek yok. Bir kere kanıtlayınca cebimde o. Artık kullanabilirim. Peki sonra bunları açalım. Fi'nin türevi. Fi kendisi fx çarpı gx çarpımı. O zaman bunun türevi de f'nin türevi çarpı g artı f çarpı g'nin türevi. Yani f üssü x gx artı f çarpı g üssü x. Bu neyle çarpılacakmış? Hx ile çarpılacakmış. Hepsi hx ile çarpılıyor. Artı fi x'in kendisi yani fx çarpı gx çarpı h üssü x. H'nin türevi. O da burada. Şuradaki ilk hx içeriye dağıtınca ne oluyor? F üssü x çarpı gx çarpı hx artı fx çarpı g üssü x hx artı fx sonuncu üçüncü terimde fx çarpı gx çarpı h üssü x. İşte aynısı mı? Aynısı. Buyurun size kanıtladık. Gayet güzel. İktisadi bir uygulaması. Ortalama gelir fonksiyonundan marjinal gelir fonksiyonunun bulunması. Nasıl? Finding marginal revenue function from average revenue function. İngilizcesi de bu. Ortalama gelir fonksiyonu, average revenue dediğimiz şey FQ yani ortalama gelirle parça başına gelir dediğimiz şey bu. Ortalama gelir parça başına gelir fonksiyonuyla bir şeyin üreten veya malını satan bir firmanın parça başına elde ettiği gelir, ortalama geliri. Ve bu aynı zamanda daha sonra daha iyi göreceğimiz gibi bizim ters talep fonksiyonu. Yani iktisatta hani talebi P sanki P eşittir FQ gibi ifade ediyoruz ya PQ'nun yani fiyat miktarın fonksiyonuymuş gibi ters talep aslında talep fonksiyonu Q'nun miktarın P'nin fonksiyonu olduğudur. Ama biz iktisatta daha çok ters talep fonksiyonu yani P'nin Q'nun fonksiyonu olduğu şeklini kullanıyoruz. Ona ters talep fonksiyonu denir. O da aynı zamanda bu ortalama gelir fonksiyonudur. Peki şimdi onu daha iyi göreceğiz daha sonra. AR dediğimiz şey ortalama gelir. R'nin yani toplam gelir buna TR, Total Revenue de denir. Toplam gelir, Total Revenue. Onun Q'ye bölünmesidir. Parça başına gelir dediğimiz şey toplam gelirin sattığımız mal miktarına bölünmesidir. Yani o gün diyelim işte saat diyelim. Gün deyince biraz şey oluyor ama saatte 20 simit satmışım. Ne yapmışım? 40 lira kazanmışım. Toplam gelirim ne? 40 lira. Bunu 10 simide bölünce simit başına kaç lira almışım? 2 lira almışım. İşte şey bu. Hem fiyat dediğimiz şey hem de şey ne derler? Hem de ortalama gelir dediğimiz şey. Dolayısıyla işte ben ortalama gelirim 2 lira. Toplam gelirim 20 lira. 10 simit 2'şer liradan satmışsan toplam gelirim 20 lira olur. Ortalama gelirim de 2 lira olur. Bu aynı zamanda simidin fiyatıdır. P'dir yani. Yani bu toplam gelir dediğim şey P çarpı Q'dür. Fiyat çarpı miktardır. Bunu miktara bölünce miktarlar sadeleşir. P kalır zaten değil mi? Gayet basit.
Burada bir örnek olarak AR 15 eksi Q vermiş. Yani P eşittir 15 eksi Q. Bu da işte bizim talep ters talep fonksiyonu. Aslında buna ters talep fonksiyonu demek daha doğru. Ama iktisatta çabucacık talep fonksiyonu diyoruz. Aslında ters talep fonksiyonu bu. P'yi Q'nün fonksiyonu gibi yazıyoruz. Peki. Burada şimdi toplam gelir. Total revenue. Toplam gelir fonksiyonu nedir? TR nedir? Ya da R nedir? Kitabımızda R diyor. TR de toplam gelir. Total revenue'den TR demek daha güzel olabilir. Kitabımızda da R diyor. O da olur. Ne olduğunu bildikten sonra mesele yok. Bu nedir? Ortalama gelir çarpı miktardır. Ortalama gelir benim 2 lira çarpı miktar. 2 kere 10, 20 lira işte gibi. Peki şimdi AR bir fonksiyon. Bunu Q ile çarpınca da toplam geliri buluyoruz. AR FQ gibi bir fonksiyonsa toplam geliri de FQ çarpı Q oluyor. Güzel. Peki marjinal gelir ne olacak? O zaman bunun türevi olacak. FQ çarpı Q'nün türevi olacak. Yani FQ Q'nün fonksiyonu. Q'nun kendisi de Q'nün fonksiyonu. Y eşittir x gibi bir fonksiyon. Bu da Q yani P eşittir Q gibi ya da Y eşittir Q gibi tek başına bir fonksiyon. Bu ikisinin çarpımı da işte iki fonksiyonun çarpımı oluyor. O zaman marjinal gelir, marginal revenue, bakın marjinal gelir, marginal revenue ne oluyor? DTR bölü DQ veya DR bölü DQ oluyor. Yani şu çarpımın türevi oluyor. Nedir? Birinci çarpı ikincinin türevi demiş burada. Birinci FQ. İkinci ne? Q. Q'nün Q'ye göre türevi 1. FQ çarpı 1. Artı ikinci yani Q çarpı birincinin türevi FQ. Güzel. Bu da ne oluyor? FQ çarpı 1 FQ artı Q çarpı F üssü Q. Peki FQ ne? Ortalama gelir. AR. MR demek ki AR artı Q çarpı F üssü Q'ymüş. Bakın buradan neyi bulabiliriz? MR eksi AR MR eksi F üssü FQ'dür. FQ AR olduğu zaman bu FQ'yu öbür tarafa atarsam MR eksi FQ verir. Bu da MR eksi AR'dir. FQ AR zaten ortalama gelir. Demek ki MR eksi AR ya da MR eksi FQ Q çarpı F üssü Q'ymüş. Sayısal örnek görürsek AR'miz 15 eksi Q'ydü ya böyle bir örnek verilmişti. R'miz ise AR çarpı Q yani 15 eksi Q çarpı Q. Burada içeri de dağıtabilirim artık şeyi istersem çarpım formülünü de uygulayabilirim ama direkt içeri de dağıtabilirim daha kolay. 15 Q eksi Q kare. Toplam gelirim bu. Marjinal gelirim ne? Bunun türevini alınca işte 15 Q'nun türevi 15 eksi Q karenin türevi de eksi Q 15 eksi 2 Q. Eksi 2 Q pardon. Dolayısıyla MR yani DR bölü DQ 15 eksi 2 Q. Bu da marjinal gelir. Q daima sıfırdan büyük. Miktar sıfırdan büyük olduğuna göre F üssü Q yani ortalama gelirin türevi başka bir de işte ortalama gelirin eğimi nedir? Böyle bir soru. Şimdi tam rekabet piyasasında marjinal gelir de ortalama gelir de sabittir. Fiyat sabittir. P eşittir AR olduğu için ortalama gelir sabittir tam rekabet piyasasında. İktisat dersinizde gördüğünüzü tahmin ediyorum. Ha, o zaman ne olur? Ortalama gelirin türevi F üssü Q sıfır olur. Q pozitif ama F üssü Q sıfır olduğu için MR eksi AR de sıfır olur. MR eksi AR Q çarpı F üssü Q. Y eşit onu gösterdik. Dolayısıyla MR eksi AR sıfır olur. MR eşit AR olur. İşte tam rekabet piyasasında ortalama gelirle marjinal gelir aynıdır ve sabittir. Bunu buradan görebiliyoruz. Eksik rekabet piyasalarında ise F üssü Q negatif olur. Aşağı eğimli talep eğrisi. F üssü Q negatif olur. Q pozitif olduğu için Q çarpı F üssü Q de negatif olur. Pozitif çarpı negatif negatiftir. O zaman MR eksi AR de negatif olur. Sıfırdan küçük olur. O zaman MR küçük AR olur. Yani marjinal gelir ortalama gelirin altında olur. Bunu bir şekilde de şimdi göreceğiz. Bir diğer şey kitabın ifade etmediği bir üçüncü durum da var aslında. Nedir? F üssü Q'nun pozitif olması. İmkansız bir imkanlı bazı durumlarda olabilir.
F yükünün pozitif olması ortalama gelirin yukarıya eğimli. Yani talep ters talep eğrisinin yukarıya eğimli olması gerektiğini demektir. Ne demek bu? Fiyat artınca miktar da artıyor. Talep edilen miktar da artıyor. Ne zaman olur bu? İki durumda olur. Bir, giffen malı dediğimiz çok yani çok elzem hayati mallarda giffen malı tarihin belirli dönemlerinde ortaya çıkıyor. İşte kanser ilacı falan gibi durumlarda. Belki şimdi şeyi de bu ne derler şu aşı Covid aşısı, Covid ilacı gibi şeyler için de belki düşünebiliriz bunu. Yani bu da tarihin önemlerinden bir tanesi. Belirli durumlarda, belirli sınırlı koşullarda ortaya çıkar bu giffen malı. Veya prestij malı olabilir. Yani Rolls Royce gibi işte Rolex saat gibi saat olduğu için değil, hava atmak için alınan bir şey fiyatı artarsa talebi artar o zaman. Dolayısıyla da ya giffen malı ya prestij malı ise bu o zaman işte F yükü pozitif olabilir. Gelir şeyi talep ters talep eğrisi yukarı eğimli olabilir. O zaman F yükü pozitif olur. MR eksi AR de pozitif olur o zaman. MR büyük AR olur. Bu da imkanlı bir durum. Az görülen olabilecek bir şey sonuçta. Gelelim şekillere. Şimdi bu dediğimiz şeyleri birkaç şekil üzerinde görelim. Kitapta bir şekil var ama bu kitaptaki şekil anlatmaktan çok anlatmamaya biraz böyle anlaşılmaz bir şekilde anlatmaya onu sona bırakıyorum. Size daha anlaşılır şekil üzerinde şu tuttuklarımızı göstereceğim. Sonra da buna da değineceğim ama kitabın yani yazdığı ve şu şekle bakınca dediğim gibi ne anlarsınız bilmiyorum. Anlaşılır sonuçta çözülüyor ama yani olayı açıklayacağına daha biraz daha karanlık hale getiriyor gibi. Şimdi bakın burada olay şu. Ortalama gelir fonksiyonu yani ters talep fonksiyonu P, Y ekseninde P eşittir AR ve MR var. Ortalama gelir ve marjinal gelir var. Dolayısıyla fiyat ortalama gelir fiyat zaten P ekseni. Yatay ekseninde de Q var. Malın miktarı var. Yani bildiğimiz talep ters talep iktisattaki ters talep şeyi fonksiyonunun çizimi gibi. Yatay eksende Q, düşey eksende fiyat AR, bir de MR marjinal gelir var. Ortalama geliri yani fiyatı çizdiğimiz zaman aslında genelde hani aşağı eğimli ise ilk önce şöyle yukarı çıkan sonra da aşağı inen şöyle bir genellikle şey biçimindedir. Bir parabol, ters parabol biçimindedir. Aslında bunun bizim gördüğümüz kısmı bunu öteleyip şu tepesinden itibaren tepesinden buradan aşağı inendir. Belki de öyle çizmek daha iyi. Yani şu tepe noktası aslında y ekseninin üzerindedir bizim gördüğümüzde. Genellikle oradan aşağı çizeriz. Ya doğrusal şuradaki gibi çizeriz ters talep doğrusunu ya da daha eğimli, daha parabolik ama şu tepeden sonrasını çizeriz genellikle ve tepesini de y eksenine koyarız. Bu da doğru bir şey aslında. Çünkü öbür tarafı yani giffen malı veya şey malı olan prestij malı dediğimiz artan fiyat arttıkça talebi de artan talep edilen miktarı da artan kısmı nadir görülen bir şeydir. Onu eksi tarafa koymak daha doğru olabilir. Biz genellikle şu tarafla çalışırız. Ama böyle de çizilebilir. Ha, şimdi peki marjinal gelir ne? Marjinal gelir demin gösterdiğimiz şeye göre ortalama gelirin eğimi sıfır olduğu yerde yani şu tam üstte hareketin bir an içinde olduğu maksimum noktasında marjinal gelir ortalama gelire eşit. F sükunun negatif olduğu yani ortalama gelirin azaldığı yerde marjinal gelir ortalama gelirin altında. Ortalama geliri aşağıya çekiyor. Aynı şekilde AR'nin FQ'nun F'nin türevinin pozitif, F sükunu pozitif yani FQ'nun artan olduğu yerde de marjinal ortalamanın üzerinde. Marjinal ortalamadan daha önce tepeye ulaşıyor ve oradan aşağı inip tepeden kesiyor ortalamayı. Ortalama geliri. Dolayısıyla bizim şu Q, F, üssü Q dediğimiz şey marjinalle ortalama arasındaki farktı. Yani şu iki grafik arasındaki işte mesafe bu Q çarpı F üssü Q sarıyla gösterdi. Bu işte burası aslında. Ha, güzel. Şimdi buradaki olayı başka bir örnekle anlatacağım size. Daha sonra bölümde biraz sonra başka bir yerde daha göreceğiz bunu. Ama şimdi grafikten boş verin. Benim şu anlatacağım örneği dinleyin. Bir sınav yaptık. Vize sınavını yaptık. Notları aldık. Ben
burada şeyde sınıfta veya işte neyse sanalsızsa sanal sınıfta oturuyorum. Ve siz de dışarıda şeyde ya da sırayla bana notlarınızı söylüyorsunuz. Bir arkadaş giriyor içeriye veya bir arkadaş söz alıyor. Diyor ki işte senin notun kaç? Benim notum 80. Güzel. Şimdi birinci not katkısı ne? Katkısı marjinal dediğimiz şey, türev dediğimiz şey son birimin katkısıdır. Son birimin toplama eklediği şeydir. Türev veya marjinal budur. Son birim ne? 80. Toplam ne? Toplam yine 80. O zaman bunun ortalaması ne? 80'i 1'e bölünce yine 80. Ortalaması da 80, toplamı da 80, marjinali de 80 bunun. İlk birim için böyle. İkinci arkadaş notunu söyledi. Ne diyor? İşte mesela şeyde sınıfta girdiği ikinci arkadaş. Ben bu arada kağıda yazıyorum bunları sırayla toplayıp işte ortalamalarını alıyorum. İkinci arkadaş girdiği zaman dedi ki ben ne aldım? 60 aldım. 60. Ha, şimdi toplam ne? Birincisi 80'di, ikincisi 60. 80, 60 da 140. Toplam 140. 2'ye bölünce 70. Demek ki sınıfın ortalaması 70 oldu. İki kişinin ortalaması 70. Marjinali ne? 60. Ha. Birincinin toplamı 80'di. İkinci arkadaş gelince ona 60 katkı yaptı. Yani ortalaması da 80'di. Ortalamadan daha az katkı yaptı. Marjinal ortalamanın altında kaldı. Ne yaptı ona ortalamayı? 70'e çekti. Yani son birimin katkısı öncekilerin topla şeyinin ortalamasından düşükse, yani marjinal ortalamadan düşükse, şimdi grafiğe bakabiliriz. Marjinal ortalamadan düşükse ortalamayı aşağı çeker. Peki sonra bir arkadaş daha geldi. Siz kaç aldınız dedim. 70 aldım dedim. Ha, şimdi birinci 80'di, ikinci 60. Ortalamaları 70 oldu. Üçüncü arkadaş ne? 70. Ortalamayla aynı. Öncekilerin ortalamasıyla aynı. Demek ki marjinal 70, marjinal ortalamayla aynı. İkisinin ortalaması 70, toplamı da 140. Üçüncünün marjinalini yani katkısını 70'i toplayınca ne oldu? 210 oldu. 3'e böldüm yine 70. İşte marjinal ortalamaya eşit olunca ortalamayı değiştirmiyor. Onun için de tam burada işte ortalamanın değiştirmiyor. Ortalamanın türevinin sıfır olduğu yerde marjinal ortalamaya eşit. Marjinal ortalama eşitse ortalamayı değiştirmez. Aynı şekilde şurada da marjinal ile ortalama eşit. Hiç ortalama da değişmiyor dikkat ederseniz. Sadece her bir şeye bölüm aynı, fiyat aynı, toplam artıyor ama ortalama hiçbir zaman değişmiyor burada. Yani tam rekabette de marjinalin ortalama eşit olduğu, P-Q'nun sıfır olduğu bir durum görüyoruz. Peki marjinal ortalamanın üzerinde olursa yani üçüncü arkadaş da geldi ortalama 70 oldu. Dördüncü arkadaş geldi ne aldınız dedim. 100 aldım ben dedi. O nefis harika. Peki ne oldu şimdi? Üçünün ortalaması 200 şeyi toplamı 210'du. Ortalamaları 70'ti. Gelen adamın marjinali 100. Arkadaşım marjinali 100. O katkısı son not. Ha, onu topladığım zaman 210, 100 daha 310 oldu. Ne yapacağım? 4'e böleceğim. 4'e bölünce 300'ü 4'e bölsem 75 değil mi? 10'da 2,5, 77,5. Öncekilerin ortalaması 70'ti. Şimdiki ortalama 77,5'a çıktı. Marjinal ortalamadan yüksek olduğu için ortalamayı yükseltti. İşte orada burası. İşte size bu marjinal ortalama arasındaki ilişkinin not üzerinden gayet anlaşılır şekli. Böldüğünüz zaman hata yapmazsınız. Bunu tabii iktisatta, fizikte her yerde kullanabiliriz. Marjinalin ortalamaya sürekli eşit olduğu yer tam rekabet piyasası. Marjinalin sürekli ortalamanın altında olduğu yer eksik rekabet piyasası. Yani tekelci rekabet veya tekel piyasası. Orada da işte ortalama gelirleri de sürekli düşüyor. Çünkü marjinal onun hep altında, hep aşağıya doğru şey yapıyor. Hatta doğrusalsa bu ortalama gelir. O zaman marjinal gelirin de doğrusal tam şu Q'nun yarısından yani şuradaki Q maksimum neyse onun yarısından kestiğini de göstermek. Burası da şu sıfırla Q maksimum arasındaki mesafenin yarısı olduğunu göstermek de mümkündür. Bir yerde belki karşımıza çıkar onu da gösteririz. Ama genel halini istiyorsanız ortalama gelir şöyle bir genel bir paraboloya benzeyen bir fonksiyonsa marjinal gelir de ondan önce tepeye ulaşan daha dik bir parabol gibi bir şey olacaktır. Ve ortalama gelirin üstünde kaldığı yerde marjinal ortalama artacaktır. Marjinalin ortalamaya eşit olduğu yerde
ortalamayı kesecektir. Marjinal ortalamanın altına düşünce de ortalama azalacaktır. İşte olay budur. Ha, burada bunun bir durumu göstermiş. Şu ortalamanın azaldığı, şurada AR'yi çizmiş. AR eşit P eşit FQ'yu çizmiş. Yani sadece şu durumu çizmiş. Bunu biraz böyle hiperbolik gibi çizmiş. Biraz şöyle çizmiş. Bunun şuradaki eğimini almış. Buradaki teğetini almış G noktasından. G noktasından teğeti alınca bu teğetin eğimi haliyle şuradaki HJ bölü HG oluyor. HJ bölü HG. O nedir? F üssü nedir? N de şuradaki nokta. Bunun tam teğet noktasındaki eğimi yani türev değeri F üssü nedir? Bu neye eşittir? HJ bölü HG, HJ bölü HG. İşte teğetin eğimi bu şekilde görülebilir. Bunu neye çarparsam neyi de şuradaki neyi aynı sıfır ne arasındaki uzaklığı HG'de buluyorum. Aynı uzaklık burada var. HG çarpı HJ bölü HG. HG'ler sadeleşir. HJ kalır. Demek ki N çarpı F üssüne yani Q çarpı F üssü Q dediğim şey burada HJ uzaklığına karşılık geliyor. Bunun aynısını da şuradan paralel çekersem buradaki teğete paralel bir HK çekersem aynı HJ uzaklığını şurada G ile K arasında buluyorum. GK uzaklığı olarak buluyorum. İşte şu bu ortalama AR buysa bunun MR marjinali de şu K noktasından geçen onun altında kalan böyle bir eğri olacaktır. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Ama o kadar bağını tersten göstermiş ki anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz belli değil. Herhalde böyle anlatınca da biraz daha anlamış oluyoruz. Şurada ise olayın asıl özünü, çeşitli durumlarını görüyoruz. Buradaki de çok anlaşılmaz bir şey değil. Mesela şunu çizseymiş kitapta bir dakika daha iyi anlayacakmış. Yani marjinal gelir nerede geçtiğini anlamışıyor. Onu biraz garip anlatmış sonuçta. Ama şimdi herhalde onu da anladık. Peki devam edelim. Devam edelim. Bitiyor. Bitti. Bir iki bir şey daha kaldı. Ondan sonra bitiriyoruz. Bitirelim bugün artık. Ha, şimdi. Şimdi neyi göreceğiz? Bölüm formülünü göreceğiz. Ne oldu? Şeyi nerede bunun? Hemen şeye geçtik. Başlığı yok mu? Başlığını yazmayı unutmuşum galiba ben bunun. Bölüm formülü. Yani bölmenin türevi. Bölümün türevi formülü. Burada sanırım başlığı yazmayı unutmuşum. Yarınkinde düzeltirim bunu. Evet. Şurada üstünde bir başlık olması lazım. Bölümün türevi. Derivative of the quotient. Yani şey bu. Bölümün türevi formülü. Peki nedir bölümün türevi? İşte Allah Allah bunların şeyleri niye yok? Hayret bir şey yani. Çok garip. Neyse düzeltirim. Yani Fx bölü Gx'in şeyi. Fx bölü Gx'in türevi. Fx bölü Gx'in türevi bir Gx sıfırdan farklı olmak kaydıyla payda sıfır olmamalı. Fx ve Gx ikisi de türevlenebilir fonksiyonlar olmalılar. O zaman Fx bölü Gx'in türevi formülü şudur işte. F'nin türevi çarpı Gx eksi F'nin kendisi çarpı G'nin türevi bölü G'nin karesi. F üssü x gx eksi fx g üssü x bölü g'nin karesi. Gx'in karesi. G kare x dediği şey gx'in karesi demek burada bu arada. Yani gx neyse onun karesi sonuçta. Örnekler. Uygulaması bir defa öğrenince kolay. Mesela 2x eksi 3 bölü x artı 1'in türevi. Üsttekinin türevi 2. 2x eksi 3'ün türevi 2. Çünkü 3'ün türevi 0. Burada 2. 2 çarpı payda 2 çarpı x artı 1. Eksi 2x 3'ün kendisi çarpı paydanın türevi. Paydanın türevi de 1. Yani 2 kere x artı 1 eksi 2x eksi 3 çarpı 1. Sonra bölü ne? Paydanın karesi. X artı 1'in karesi. Onu ayrıca açmaya gerek yok. X artı 1'in karesi. Bunları yaptığımız zaman işte 2x artı 2 eksi 2x eksi ve eksi çarpınca artı 3. 2x ile 2 eksi 2x birbirine götürüyor. 2 ile 3 de 5 ediyor. 5 bölü x artı 1'in karesi çıkıyor. 5x bölü x kare artı 1'in türevini alırsak işte yukarının türevi 5 çarpı aşağının kendisi x kare artı 1 eksi yukarının kendisi 5x çarpı aşağının paydanın türevi yani 2x. 5x çarpı 2x. 5x kare artı 5 eksi 10x kare. Yani burada 5 var. 5 eksi 10x kare veya 5'i dışarıya paydaya şeye paya
1 eksi x kare 5 çarpı 1 eksi x kare. Paydası ne? Buradaki paydanın dx'in karesi. Yani x kare artı 1'in karesi. Onu hiç içeri dağıtmaya bile gerek yok. Bu şekilde alabiliriz. Peki ax kare artı b bölü cx'in türevi ne? İşte yukarının türevi 2ax burası çarpı payda cx eksi payın kendisi ax kare artı b çarpı paydanın türevi cx'in türevi c. Tamam. Bunları c'yi çarpana alınca işte aşağıdası da paydası cx'in karesi cx neyse onun karesi c kare x kare yani istersek. Peki burada ne yaparız? Buradan c'yi çarpana alınca yukarıda ax kare eksi b kalır. Aşağıda da cx kare yani c kare x kare kaldı. Bu yukarıdaki bir c ile aşağıdaki c karenin bir c'si gider. Bir tek c kalır. X kare kalır. Dolayısıyla yukarıda ax kare eksi b pay kısmında ax kare eksi b bölü paydası da cx kare. Yani ax kare eksi b bölü cx kare şeklinde diyebiliriz. Bu da işte böyle güzel bir formül bölme işlemlerinde işe yarıyor. Kanıtını görelim. Biraz uzunmuş bu ders. Evet. Kanıtına gelince aynı şeyi şimdi demin yaptığımız üç kağıdı burada da yapacağız. Yine araya bir şeyler sokuşturarak kanıtını göreceğiz. Fx bölü gx'in türevi nedir? İşte limit fx bölü gx eksi fn bölü gn bölü x eksi ne olacak? Şuradaki fx bölü gx'e fx de diyebilirdik. Onu yazılmamış burada yazılabilir ama. Yani limit fx eksi fn x eksi n'den başlayıp da gelebiliriz buraya. Fi dediğimiz şey fx bölü gx olacak. Fi n dediğimizde fn bölü gn olacak. Dolayısıyla bu istediğimiz aradığımız türev limit x n'ye giderken fx bölü gx eksi fn bölü gn bölü x eksi n olacak. Güzel. Şimdi buradan 1 bölü x eksi n'ye bir defa çarpanı alalım. Paydayla şimdilik uğraşmamak için. O zaman ne olacak burası? Bir de bunu aynı paydaya getirelim. Yani fx çarpı gn eksi fn çarpı gx bölü gx çarpı gn olsun burası. Bu da çarpı 1 bölü x eksi n. İşte şunu şu şekilde yazabiliriz. Yani fx çarpı gn eksi fn çarpı gx bölü gx çarpı gn. Bir de tabii payda da x eksi n çarpılıyor. Onu 1 bölü x eksi n olarak dışarı çarpan olarak alabiliriz. O zaman şimdi bakalım. Şimdi tam tersine aslında şöyle bir şey yapalım. 1 bölü gx çarpı gn'yi bu paydayı dışarıya çarpan olarak alalım. 1 bölü gx çarpı gn'yi dışarıya çarpan olarak alalım. 1 bölü x eksi n'yi de buradaki payda olarak çarpalım içeriye. Yani pay eksi n kalsın içeride. Dışarıda gx gn'yi 1 bölü gx bölü gn olarak dışarı alalım. Şimdi ne yapacağız? Yukarıya pay kısmına artı eksi fn gn yapacağız. Yani araya fn gn sokuşturacağız. Aynı şekilde fx gx de toplayıp çıkarabilirdiniz. Yine aynı yere çıkardı. Peki şimdi niye? Çünkü burada fx gn var, fn gx var ama fx gx ya da fn gn yok. Onun için onlardan bir tanesini araya toplayıp çıkarıyoruz. Ne elde ettik? 1 bölü gx çarpı gn parantez büyük parantez içinde fx çarpı gn eksi fn çarpı gn artı fn çarpı gn eksi fn çarpı gx hepsi bölü x eksi n. Güzel. Burada 1 bölü gx çarpı gn köşeli büyük parantez içinde şuradan gn'yi bir ilk ikisinden gn'yi çarpana alınca gn çarpı fx eksi fn bölü x eksi n. Sonra eksi olarak alalım. Eksi alınca ve fn parantezi alınca eksi fn burada ne kaldı? Gx eksi gn bölü x eksi n kaldı. Eksi fn ile eksi gn çarpınca işte fn gn oluyor şunu elde ediyorum. Dolayısıyla doğru bu da. Kendiniz de yaparsanız böyle olduğunu göreceksiniz. Peki şimdi ne yapacağım? Bunların hepsinin limitini alacağım. Hepsinin limitini alınca ne yapıyorum? Arada aşamalar var aslında. Bir limit şu dışarının limitiyle büyük parantezin limitinin çarpımın limiti limitlerin çarpımıdır. Dolayısıyla dışarının limiti limit 1 bölü gx gn x n'ye giderken çarpı parantezin limiti. Parantezin limiti de farkın limiti limitlerin farkından bir defa limiti içeri dağıtırım. Yani birinci parantezin birinci öğesinin limiti eksi parantezin ikinci öğesinin limiti. Sonra yine çarpımın limiti limitlerin çarpımından her bir çarpımın içine dağıtırım. Ve dolayısıyla ne elde edin?
İşte dışarıda en büyük dıştaki çarpım zaten limit x neye giderken 1 bölü gx gn. Büyük parantez içinde limit gn x neye giderken çarpı limit fx eksi fn bölü x eksi n x neye giderken ve limit eksi limit fn x neye giderken çarpı limit gx eksi gn bölü x eksi n x neye giderken. Kim bunlar? Gx'in limiti gn. 1 bölü gn çarpı gn, 1 bölü gn kare. Ya da g kare ne? Şu dışarıda. Köşeli parantez içinde kimler var? Limit gn, gn zaten. Şuradaki limit fx eksi fn bölü x eksi ne? Fn türevinin n'deki değeri füsü ne? Eksi limit fn kendisi fn. Gx eksi gn bölü x eksi n'nin limiti de g üssü ne? G'nin türevinin n'deki değeri. Dolayısıyla elde ettim. Ama bir de genelleme yapmam lazım. N'ye kısıt koymadığımız için tüm n'ler için dolayısıyla da tüm x'ler için, reel sayı x'ler için fx bölü g türevi gx f üssü x eksi fx g üssü x bölü g kare x'tir. Ya da f üssü x gx eksi fx g üssü x bölü g kare x'tir. Yerlerini değiştirince aynı şekilde hani çarpmanın ve çıkarmanın şey çıkarmanın değil de toplamanın yer değiştirme özelliğinden aynı şeyi yapabilirim. Evet. Burada sadece şunu şey yani birinci de çarpmanın yer değiştirme özelliğini kullanmışım. Peki ne işe yarar? Son olarak da onu şey yapalım. Marjinal maliyet ve ortalama maliyet ilişkisi. Birçok yani nerede bölüm varsa onun türevini almaya yarar da iktisattaki örneğini de görelim. Yine ortalama marjinal ilişkisini bu sefer maliyetlerde görelim ve bitirelim. Şimdi marjinal maliyet ve ortalama maliyet fonksiyonlarının ilişkisi. Relationship between marginal cost and average cost functions. Toplam maliyet fonksiyonu total cost function TC CQ. Ortalama maliyet fonksiyonu bu average cost olacak burada yanlış olmuş total değil bu average cost function AC CQ yani toplam bölü miktar o da ortalama maliyeti veriyor. Parça başına maliyet yani Türkçesi. CQ bölü Q. Bu ortalama maliyetin türevini yani eğimini merak edersem ne yapmam lazım? İşte bu CQ bölü Q'nün bölümün türevini almam lazım. D CQ bölü Q D bölü DQ olması lazım. Nedir bu? Birincinin türevi C üssü yani üstün türevi payın türevi C üssü Q çarpı payda Q eksi payın kendisi CQ çarpı paydanın türevi Q'nün Q'ye göre türevi 1 bölü paydanın karesi Q'nün karesi. Güzel. Buradan 1 bölü Q'yu dışarı alırsam burada C üssü Q bölü Q çarpı Q bölü Q kaldı. Q ile Q birbirlerini götürür. Q pozitif zaten sıfır kabul etmiyor. Sıfır olmuyor. Pozitif kesin pozitif olduğu için sorun yok. Yoksa tanımsızlık olurdu biliyorsunuz. Yukarıda kaldı. C üssü Q kaldı. 1 bölü Q dışarıda. Eksi. Sonra CQ 1 bölü Q'yu dışarı almıştım. Burada bir bölü Q'nün bir tanesi kaldı. Dolayısıyla CQ çarpı 1 CQ bölü Q kaldı burada da. Ne elde ettim? 1 bölü Q çarpı C üssü Q eksi CQ bölü Q. Yani 1 bölü Q eksi marjinal maliyet eksi ortalama maliyet elde ettim. AB elde ettim. Q pozitifse o zaman ne olacaktır? Ben ortalama maliyetin eğimini buldum bu böyle yaparak türevini yaparak yani bunun CQ bölü Q'nün ortalama maliyet bu. Bunun Q'ye göre türevini aldığım zaman ortalama maliyetin eğimi. Ortalama maliyetin eğimi ne zaman pozitiftir? Ancak ve ancak marjinal maliyet ortalama maliyetin üzerinde olursa. Ortalama maliyetin eğimi ne zaman sıfırdır? Ancak ve ancak marjinal maliyet ortalama maliyete eşit olursa. Ortalama maliyetin eğimi ne zaman negatiftir? Ancak ve ancak ortalama marjinal maliyet ortalama maliyetten küçük olursa. Yani işte yine aynı şey. Ortalama maliyet mesela Q kare eksi 12 Q artı 60 Q fonksiyon şöyle çizersem. Marjinal maliyet 3 Q kare eksi 24 Q artı 60 tam minimum noktasından kesiyor. Marjinalin ortalamanın üzerinde olduğu yerde ortalama artıyor, yukarı çekiyor. Dolayısıyla ortalamanın eğimi pozitif. Marjinalin ortalamaya eşit olduğu yerde tam orada ortalamanın eğimi sıfır. Hareketin bir an için durduğu nokta. Marjinalin ortalamanın altında olduğu yerde de ortalamayı aşağı çekiyor. Ortalamanın eğimi negatif, aşağı eğimli. İşte böyle. Sayısal örnekte MC eşittir işte C mesela Q küp eksi 12 Q kare 60 artı 60 Q de burada verdiği gibi. Bunun marjinali türevi 3 Q kare eksi 24 Q artı 60.
Ortalaması işte Q'ye bölünce Q kübü Q'ye bölünce Q kare eksi 12 Q kareyi Q'ye bölünce eksi 12 Q artı 60 Q'yu Q'ye bölünce de 60 Q kare eksi 12 Q artı 60. Bunun türevini alın. AC'nin türevi 2 Q eksi 12 ediyor. AC'nin külü türevinin 0 olduğu yer 2 Q eksi 12'nin 0 olduğu yer yani Q yıldızın 6 olduğu yer tam şurası. İnanmayan hem türevini alıp bakabilir hem de AC ile MC'nin yani 3Q kare eksi 24Q artı 60'ı AC'ye eşitleyip 2Q şey Q kare eksi 12Q artı 60'a eşitleyince bunu da çözdüğü zaman iki yerde eşit olduğunu görecek. Bir sıfırda şurada Q eşit sıfırda bir de Q eşit 6'da burada eşit olduklarını görecek. Dolayısıyla da böyle bir sağlama da yapılabilir. Evet, son şeyimizde slaytımızda zaten bunun egzersizleri onu da koydum. Kitaptaki 3. ve 4. baskıdaki egzersizleri de bu bölümün sonunda şurada koydum. Onları da oradan görebilirsiniz ve çözebilirsiniz. Teşekkür ederim. Biraz uzun bir ders oldu. Yarın bu slaytlardaki bir iki ufak şeyi de düzeltip daha açıklayıcı bir ders yapmaya çalışacağım. Kaydı durduruyorum. Teşekkür ederim.